Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni Cargo Simulator 2021 videosuyla yeniden beraberiz. Videomuza geçmeden önce küçük bir duyurum var arkadaşlar. Yarın Cargo Simulator 2021'de ekip konvoyu yapacağız. Yarın saat 14'te yani öğlen 2'de Erzurum'da toplanıyoruz. Erzurum merkezde toplanacağız ve konvoyumuzu yapacağız. Herkes katılabilir arkadaşlar. İsteyen Discord'dan katılabilir. Sesli olarak benim gibi böyle beraber sohbet ederek konvoya katılmak isteyenler de Discord'dan katılmak isteyen arkadaşlara da linkini yorumlar kısmına sabitledim. Oradan Discord sunucumuza gelip katılabilirsiniz. Ve benim gibi böyle sohbet ederek güzel bir şekilde konvoyumuzu yapabiliriz. Herkes gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi hemen hızlı bir şekilde tekrar söyleyeyim. Erzurum merkezde toplanıyoruz. Yarın saat 14'te konvoyumuza başlayacağız. Haydi bakalım, herkesi bekliyorum. Bu videomuzda ne yapacağız? Hızlı bir şekilde onu da anlatayım arkadaşlar. Güzel bir video bizi bekliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Şimdi her zaman Erzurum ve Rize arasındaki o meşhur rampadan çıkıyorduk. Tırlar zorlanıyordu. Bu kez ineceğiz arkadaşlar. Tam tersi ineceğiz. Retarderi aktif hale getirdim. Bakalım retarderle en ağır yükle o meşhur rampayı inebileceğiz mi? Önümüzdeki güncellemelerde neler gelecek? Onları da konuşmak istiyorum arkadaşlar bu videomuzda. Bakalım nasıl bir güncelleme olacak önümüzdeki güncellemeler, onları da merak ediyorum. Hemen şöyle bir şuraya gidelim arkadaşlar. Size bir şey söylemek istiyorum. Yani gelse nasıl olur? Benim bir fikrim var. Siz de yorumlardan bu fikirleri söyleyebilirsiniz. Düşüncelerini söyleyebilirsiniz. Bu arada artık bizim gibi yakıt alabiliyorlar arkadaşlar. Bak diğer araçlarda bizim gibi yakıt alabiliyorlar. Yanaştı, orada duruyor. Şimdi arkadaşlar, dinleme tesisi falan geldi. Güzel oldu. Şuraya bir araç yıkama, tırımızı yıkayacağımız bir alan olsa nasıl olur? Yani size sormak istiyorum. Benim böyle aklıma geldi. Şurada tır yıkama efsane olmaz mı? Ha bir de lastik patlaması falan var. Oyunda artık lastiğimiz patlayabiliyor. Yeni güncelleme ile beraber gelen bir özellik. Yani lastiğimizi şurada bir tamirhane olsa, bak göstertiyorum. Tamirhane buraya gelsek, güzel bir şekilde tırımızı burada yaptırsak nasıl olur? Onu da sormak istedim arkadaşlar. Yıkama burada. Hemen şöyle göstereyim. Yıkama burada, tamirhane de şurada. Yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım şimdi gidelim. Güzel bir yük alalım. Ağır bir yük alalım. Retarderle o rampadan nasıl ineceğiz? Ben de merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle farklı videolar gelmeye devam edecek. Yeni yolları bekliyorduk arkadaşlar, gelmedi. Farklı yollar artık gelmesi şart. Çünkü yani her gün her videoda aynı yollardan git gel git gel sıkıldık. Yani farklı yolları bekliyoruz. Tabii ki ne zaman gelir orasını bilmiyorum ama yeni yolların gelmesi de güzel olur. Ben onları da bekliyorum mesela, yeni yolların değişmesini falan. Bu arada yükümüzü de alalım arkadaşlar. Yeni yüklerden bekliyorduk. Yeni yük gelmedi bu güncelleme ile beraber. Hatta yeni tır da bekliyorduk. Yeni tır da gelmedi ama güzel şeyler geldi yeni güncelleme ile beraber. İnşallah diğer güncellemelerde güzel olur. Yeni yük gelmedi. Yeni yüklerden de bekliyoruz. Birkaç tane farklı yüklerden de bekliyoruz. DAF tır bekliyorduk arkadaşlar. DAF modelinde bir tır bekliyorduk. O da gelmedi. Şimdi bakalım kaç ton? 15 ton. Bu işimize yaramaz. 17 ton. Bu da yaramaz. 22 ton var. Bunu da geç. 15 ton yine az. 22 ton var. 17 ton var. 13 ton var. 28 ton var. Bu iş yapabilir. 8 ton var. Çok az. 15 ton var. Ve 17 ton var. 28 tonluk bir yük. Alalım mı arkadaşlar? Hangisiydi? Bakalım şu. 28 ton inşaat malzemesi taşıyacağız. Bunu alsak mı? Belki daha büyük yükler de olabilir. Çıkıyorum arkadaşlar. Yükü başka yerden alacağım çünkü buradaki yükler biraz hafif geldi. Yani biraz bizi zorlasın o rampada. Ne diyorduk arkadaşlar? Yeni yüklerden bekliyorduk. Yeni tır bekliyorduk. Tabii ki bunlar gelmedi ama önümüzdeki güncelleme ile beraber gelecektir. Şimdi şu anda şoförümüz var arkadaşlar da. Yani şu şoför elleri falan olsa nasıl olur? Bunu da düşündüm yani. Bak direksiyon şu anda boş boş sallanıyor. Bir şoför eli olsa daha iyi olur. Bir de bu işçi alma özelliği olsa, yani şoförleri alsak, sürücüleri işe göndersek. Çünkü birkaç tane tırımız var. Boş yere
garajda duruyor. Yani para kazanmamız da kolay olur. Hazır paralar artmışken arkadaşlar, bayağı da arttı yani paralar. Yükseldi, çok yükseldi. Modifiyede perdeler falan geldi. Güzel oldu arkadaşlar. Bekliyordum ben. Şöyle hemen dönelim. Ama jantlar falan gelmedi arkadaşlar. Mesela jantlar ve lastik yanakları falan gelmedi. Onları çok beklemiştik. Hop, bu arada kaza yapıyorduk. İnşallah bu modifiyede bu lastikleri falan bir şeyler gelir. Jantlar falan, lastik yanakları falan gelir. Plaka bekliyorduk. Plaka da gelirse efsane olur. Yani şu anda boş ön taraf. Plaka gerçekten çok çok iyi olur. Modifiyede de yine güzel şeyler bekliyoruz. Bir de buraya bakalım arkadaşlar. Bakalım buradan ağır yük bulabileceğiz mi? İnşallah vardır. Bakalım, inşallah vardır yani. Geldik buraya. 22 ton var. Geç. 12 ton var. 28 ton var yine. Aynı yük, inşaat malzemesi. 17 ton var. 34 ton var arkadaşlar. İşte yükümüzü bulduk. Mermer taşıyacağız ve 34 ton baya baya iyi bir yük. Yani bu yükü aradık. Baya aradık, bulduk sonunda. Ağır yükümüzü bulduk. Hemen şöyle yükümüzü hızlı bir şekilde alalım. Bakalım o rampayı, o meşhur rampayı bu kez retarder eşliğinde, retarder bize yardım edecek mi? Oyunda retarder nasıl çalışıyor? Onu da denemek istiyorum. Ben kullanmıyordum arkadaşlar. Retarderi kapatmıştım. Aktif değildi bende. Hiç de kullanmadım. Oyunu oynadım oynayalı. Yani bayağıdır da oynuyoruz. Hiç kullanmadım. İlk kez kullanacağım. Bakalım bu rampada bize nasıl bir yardımı olacak. Yükü aldım. Yükü yani götürmek için almadım arkadaşlar. Bu rampada inmek için aldım. Zaten Erzurum'a gidiyorum şu anda. Hızlı bir şekilde Erzurum merkezine de gidiyorum. Hem bu videomuz olsun hem de yarınki konvoyu başlayacağız ya Erzurum merkezde. Orada olmak istedim. Hemen şunu sollayalım. Sinyalimize verelim. Konvoya herkes gelebilir. Yani Discord'dan da katılmak isteyen katılabilir. Sesli olarak. İsteyen normal gelebilir. Yani fark etmez arkadaşlar. Konvoya gelin. Herkes gelebilir dediğim gibi. Yani çünkü yorumlarda soruyorlar, abi ben gelebilir miyim falan diyenler var. Sormanıza gerek yok. Herkes gelebilir. Sıkıntı yok. Herkese kapımız açık. Kaza yaptık. Bakalım rampa bizi zorlayacak mı? Dedim ya arkadaşlar, yıkama özelliği bekliyoruz, tamirhane bekliyoruz. Videonun başında gösterdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yollar değilse iyi olur. Şoför elleri dedik. Para kazanmak için güzel bir yöntem olur. İşçileri, yani şoförümüzü alıp işe göndersek rahat rahat para kazanırız. Ben bunu da bekliyorum da gelmiyor arkadaşlar bir türlü. Modifiyede falan, özellikle jantlar, lastikler falan çok çok iyi olur. Bakalım yeni güncellemeyi de bekliyoruz. Yeni tır gelir mi? Yeni yük gelir mi? Onlar da merak konusu. Ama güzel günceleme geldi arkadaşlar. Ben güncellemeyi beğendim. Kar yağışı falan geldi. Kar tutma detayları falan. Kar yağışı zaten vardı da kar tutma detayları geldi. Bence grafikler falan çok çok iyi oyunda. Yani bu sistemde iyi. Oyunun sistemi baya baya yüksek bir sistem değil arkadaşlar. Düşük bir sistem. Her cihazda oynanacak bir sistemi var. O yüzden yani bence gayet iyi. Chat özelliğinin oyuna gelmesi güzel oldu ama tabii ki arkadaşlar her yerde kullanamıyoruz. Sadece dinleme tesisinde masaya oturunca orada chat özelliğini kullanabiliyoruz. Her yerde olsaydı iyi olurdu ama orada da ortalık karışırdı yani. Burada masaya oturup ekibinle beraber, arkadaşlarınla beraber, seni tanıyanlarla beraber yani düzgün sohbet edersin, yoksa yani kötü kelimeler yazanlar olur. Bunu hiç kimse istemez. Bu arada tırımız da zorlandı arkadaşlar. Yani şimdi dedik ya rampa ineceğiz diye. Önümüzde de bayağı bizi zorlayacak rampalar da var yani. Hem çıkacağız hem ineceğiz. Bakalım nasıl olacak yani. Yükümüz kaçtı arkadaşlar? 34 ton muydu? Evet, 34 ton. Baya baya iyi. En yüksek yük hangisi arkadaşlar?
Bundan daha yüksek bir yük var mı? Merak da ettim yani. Çünkü diğer videoda da onu deneriz arkadaşlar. Tırımız zorlandı. Bak burada daha hafiften güzel bir rampa var. Hadi bakalım tır buradan çıkarsın. Hadi bakalım. Kar yağışı dedik ya, bir de kar yağsa güzel olurdu da. Aslında konvoy da oldu arkadaşlar. Mini bir konvoy yapıyoruz şu anda. Arka taraf doldu. Zorlandı, zorlandı. Hadi çıkarsın. Konvoyda güzel arkadaşlar. Trafikte iyileştirme olmuştu yani. Trafikteki araçlarda bir iyileştirme olmuştu. Bayağı da güzel yani. Sollama yaptığımızda selektör yakınca acaba ne tepki veriyordu arkadaşlar? Çekiliyorlar mı? Onu da merak ettim yani. Keşke deneseydik. Daha yeni aklıma geldi arkadaşlar. Selektör yaktığımızda artık bize yol verecekler mi? O da önemli. Bu arada arkamızda baya baya araç birikti. Tırımız hala zorlanıyor ama yani çıkıyor. Çıkmam da demiyor. Retarderi de merak ediyorum bu arada arkadaşlar. Çünkü hiç retarder kullanmadım. Nasıl çalışıyor? Bu oyunda nasıl çalışıyor? Özellikle onu merak ediyorum. İş yapacak mı? Rampa bayağı zorladı. Oo, arkamızda yine bayağı araç birikmiş arkadaşlar. Mesela şunu da yapmak istiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yarış yapmak istiyorum. Yani artık bu konvoy videolarına yarışları da eklemek istiyorum. Nasıl olur? Yani beraber böyle dizilsek, yarış yapsak, kazanana da bir ödül versek. Güzel olmaz mı? Bunun üzerinde de çalışıyorum. Bakalım onu da yapacağız. Kargo Simulator 2021'de farklı videolar öneriniz falan varsa onları da yorumlara yazın arkadaşlar. Yani şunu çek. Mesela güzel bir video çekiyoruz şu anda. Retarderle inmeye çalışacağız. Sizin de farklı video öneriniz varsa, şunu çek dediğiniz varsa yorumlara yazmayı unutmayalım. Bu arada tırın kontrolünü kaybettim. Yok 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 yapma. Güzel. Tamam. Bayağı zorladı. Rampa bayağı zorladı arkadaşlar. Yakıtımız ne durumda? Yakıtımız iyi. Bir fullemiştik arkadaşlar. Bir videonun birinde fullemiştik. Volvo 11.000'le mi falan dolmuştu. Fulleme. Bayağı fiyatlar falan da arttı arkadaşlar. Gerçek hayata da uyarlamaları güzel oldu. Fiyatları. Ufaktan kar yağışı kokusu alıyorum. Hadi bakalım, güzel bir kar yağışı da bekliyorum. Bu arada arkadaşlar rampaya geldik mi? Hadi bakalım. Yok, daha var. Arkamız ne oldu? Oo, arkada bayağı trafik kitlenmiş. Biraz basmak istiyorum arkadaşlar. Aşağı doğru hazır. Biraz basalım. Tırımız bir rahatlasın. Bir kendine gelsin. Herhalde arkadaşlar bu rampadan sonra artık aşağı doğru ineceğiz. Retarderle bakalım nasıl ineceğiz. Bekleyin, bekleyin. Yapacak bir şey yok. Ufaktan düzlüğe geldik gibi arkadaşlar. Rampada bayağı zorladı.
Oo, tır rahatladı bak. O rahatlama sesini duyduk. Oh be dedi tır. Şimdi gelelim işte meşhur rampaya geldik. Şimdi şurada bir durmak istiyorum arkadaşlar. Tam dedim ki şurada bir durayım da rampaya bir bakayım dedim. Kar yağışı başladı arkadaşlar. Ve bunu kaçırır mıyız? Hayır. Bir trafiğe bir bakalım. Bir koşalım. Kar yağışıyla inmeden önce şöyle bir koşu yapalım. Oo, baya baya araç biriktirdik. Tamam. Şimdi arkadaşlar artık mevzuya gelelim. Asıl mevzuya gelelim. Retarderi açıyoruz. Buradan inmeye çalışıyoruz. Bakalım nasıl ineceğiz. İnşallah retarder iş yapar. Hadi bakalım. Kar yağışı eşliğinde meşhur rampadan iniyoruz. Retarder. Bakalım. Beşinci kademeyi aldım. Hafif de fren yapalım. Bak retardersiz. Bir de retarderli deneyeyim. Retarder iş yapıyor arkadaşlar. Oo, fena fena rampa. Acayip rampa arkadaşlar. İlk kez iniyorum. Hep çıktık. Kaç videodur bu rampayı denedik çıktık. Sesi dinleyin arkadaşlar. Retarderin tutma sesini dinleyin. Hop 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 hop. Hop. Retarder iş yapıyor arkadaşlar. Çözdük. Retarder iş yapıyor. Beşinci kademeyi de aldık son kademeye. Bayağı o sesi duyduk. Kar yağışı kesildi. Keşke biraz daha dursa şu kar tutma detayı. Kar yağışı kesildikten sonra hep hemen gidiyor. Retarderin sesini dinleyin arkadaşlar. Ben susuyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Efsane. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Rampadan retarder eşliğinde indik. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Bir beğeni hak etti yani. Erzurum'a ne kadar kaldı? Galiba az kaldı. O kadar fazla bir mesafede kalmadı. Erzurum'a gidelim. Toplama yerimizi de size göstereyim. Yarınki konvoyda nerede toplanacağız? Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir konvoy olur. İsteyen normal, isteyen de sesli olarak benim gibi böyle konuşarak Discord'dan katılabilir. Discord linkini de yani Discord sunucu linkini de yorumlara sabitleyeceğim. Oradan siz de Discord sunucumuza gelin. Zaten konuşuyoruz orada Discord'da. Siz de katılın. Dur zorlandım yapma. Az kalmış. Erzurum merkezi az kalmış. Yarın 14'te öğlen 2'de 2'de evet öğlen 2'de konvoyda hepinizi bekliyorum. Herkes gelebilir. Sormanıza gerek yok arkadaşlar. Ben gelebilir miyim diye. Herkes gelebilir. Sadece önemli olan Erzurum merkezde olun yeter. Yani önceden söylüyorum ki Erzurum merkeze gelebilir. Çünkü bazıları başka yerde oluyor, uzak yerde oluyor. Yani tabii bir gün öncesinde söylüyorum arkadaşlar. Daha ne yapayım? Bir gün öncesinde söylüyorum, rahat rahat gelin diye.
Bakalım. Selektör yakmak istiyorum. Ne tepki verecek? Bu arada lastik de patladı arkadaşlar. Dedik ya, lastik patlaması falan dedik. Hemen şöyle bir inelim. Lastiğimizi bir yapalım bakalım hangisi patlamış. Bunlarda bir şey yok. Yani bu kadar ağır yükede kesin patlaması lazım yani. Yavaş yavaş. Bakalım. Evet, ön tarafta patlamış arkadaşlar. Lastiğimizi de onaralım. Bak bak. Lastik onarması farklılaşmış arkadaşlar. Bak, buradaki buton farklı olmuş artık. Bu da güzel olmuş. Artık lastiğimiz patlayınca böyle yapacağız. Buton farklılaşmış. Lastik de onarıldı. Devam. Lastik patlaması dedik. Tam da oldu. Şimdi selektörü de bir deneyelim. Bakalım araçlar tepkileri nasıl oluyor. Şöyle soldan bir akalım. Yol verecekler mi? Ben onu merak ediyorum arkadaşlar. Tur hemen hızlanmıyor, toplayamıyor. Hadi bakalım, yol ver. Hadi. Yol ver. Yok. Hah, işte bu, kralsın. Dur bakalım sen yol vereceğin mi? Dur bakalım sen yol vereceğin mi? Hop, dur. Yoldan çıktık. Hadi bakalım, kral. Tamam. Selektör özelliği de çalışıyor arkadaşlar. Güzel. Güzel, beğendim. Bu da güzel özellik. Artık yol verecekler. Evet arkadaşlar, geldik. Şu an Erzurum merkezdeyiz ve konvoya başlayacağımız yere şu anda geldim. Evet. Tam sizi şurada bekliyor olacağım arkadaşlar. Bak. Bak şurada. Tabii ki Dorsey'i şimdi iptal edeceğim. Yükü iptal edeceğim yani. Sizi şurada bekliyor olacağım arkadaşlar. Ya şurada ya şurada. İkisinden birinde sizi bekliyor olacağım. Konvoya hepinizi bekliyorum. Ben şu an Erzurum merkezde sizi bekliyorum. Yarın saat 14'te yani öğlen 2'de hepiniz konvoya gelin. Discord'dan gelmek isteyenler de Discord sunucu linkimiz açıklama kısmında ve yorumlara sabitledim. İkisinden birinde vardır arkadaşlar. Yorumlara sabitlediğim linke tıklayın ve siz de Discord sunucumuza gelin. Sesli bir şekilde benimle böyle konuşarak konvoyu yapın. Discord'u olmayanlar da normal olarak gelebilir. Yani herkes gelebilir arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Yorum yazmayı unutmuyoruz. Ne bekliyorsunuz yeni güncellemede falan? Yorumlarınızı yazın. Bekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.